Hem dolar bazlı hem de TL bazlı teknik grafiğini de sizin yorumlarınız eşliğinde beraber inceleyelim. Bu hafta 10 binlerin altına düşen fiyatlamalarla 9.997'den kapanışlarda gördük ama dün 10.051 puana geldi. Ne beklemek lazım? Evet vergi haberleri gelmeseydi düşüş bu kadar sert olur muydu? Bende soru işareti var onu söyleyeyim. Ben açıkçası bu kadar geri çekilme beklemiyordum. Sizle de yaptığımız yayınlarda da konuşmuştuk. Ama bayram öncesi değil mi bir yandan? Yani şimdi TRT2 takas süresi de var. Ee, sanıyorum bugün, bugün. E, yapanlar Cuma günü alabilecekler artı 2 ile Aynen. birlikte. Son gün bugün hem kredili bakiyelerin hem nakit çekmek isteyenlerin satış yapması gereken gün bugün. Bugünü e, kaçıran bayram sonrasına kalmış kalacak. Oluyor artık. E, kredili kalan 5 günlük e, o tatilin faizini ödeyecek. E Faiz olanların da yüksek olduğunu düşünürsek... Ee, durum böyle olunca demek ki bugün piyasa biraz volatil olacak. Ee, ona dikkat edelim. Mümkün mertebe kredili işlemlerden uzak durmaya çalışalım. Ee, dün akşam seansı Viyop tarafında yaklaşık 29 puanla eksi kapattı. Muhtemelen Hı -hı. hafif negatif bir açılış yapacağız gibi görünüyor bugün. Ee, ama dediğim gibi bugün oynak olur. Ee, şimdi neyi takip edeceğiz? Şimdi Aralık ayından başlayan trendin üstündeyiz. Kabaca 9930-9940'dan geçecek bugün. Hı -hı. Oranın üzerindeyiz. Dün geldiğimiz nokta yani iki gündür e, sarı çizgimiz 55 günlük ortalamamız. Oradan güç bulmaya çalışıyoruz. Dün e, onun da üzerinde kaldık tekrar. Şimdi yatırımcı bu trendi takip edecek. Önemli. 9940'lar diyelim bugün için. E, altına sarkmalar olabilir. Önemli değil. Bizim için kapanış önemli. Altında kapanış almadığımız sürece şimdilik panik olmaya gerek yok. Ama altında kapanışlar gelirse bir önceki tepemiz... 9.850 yani şöyle diyelim 9.940-9.850 önemli yakın destek attığımız Buranın altında kapanışlar alırsak artık eski zirvemiz olan o 9.450 bölgesine ki yaklaşık olarak 100 günlük ortalamamız da oradan geçiyor. Buralar artık düşüşün ana hedefi olur. Mayıs ayından geçen sene Mayıs ayından gelen trendimiz de kabaca 9300'lerden geçiyor. Orası ana destek attığımız. Buralara kadar geri çekilir miyiz, çekilmez miyiz? Önümüzdeki haftalarda gidişata göre bakarız. Endekste e, ne zaman rahatlayacağız? Düşen trend kırıldığında o da kabaca 10400'den geçecek bugün. 10400'leri kapanışlar almadan çok böyle heyecan yapmamak lazım. Belki bu vergi konusu olmasaydı şimdi son 2 senedir her Kurban Bayramı'ndan önceki 2-3 hafta piyasa baskılanmış ve Kurban Bayramı'na son bir iki gün kala ve Kurban Bayramı sonrası bir rally yaşanmış. İşte bu vergi haberleri olmasaydı beklentimiz bu yöndeydi. Burası netleşirse ve piyasanın arzu ettiği şekilde netleşirse yani bir vergi gelmez ya da makul oranda gelirse bu konu netleşirse biz bayramdan sonra muhtemelen bir rally havası Görürüz diye tahmin ediyorum ama netleşmezse baskı devam edecektir. 10.400 önemli düşen trend kırılmadan da çok heyecanlanmayacağız. Şimdi bir de bu grafiğe dolar bazlı bakalım. Tabii 320 önemli bir seviye diyorduk her seferinde. Burayı aşacak mıyız, evet. az, aşmayacak mıyız? Ama geri çekilmeler olunca tabii artık o bölgelerden de aşağıya doğru gelecek. Şimdi dolar bazlı da 55 günlük ortalamanın altında kapattık. Hemen dibinde kapattık. 100 günlük ortalamamız kabaca... İşte 301-302 dolardan geçiyor. Ee, şimdi öncelikle 312 doların üzerinde bir kapanış arayacağız. Burası önemli. Dolar bazlı da hikaye 322 doların üstünde artık yönün yukarı döndüğünü gösterecek bize. Ee, Aralık ayından gelen trend desteğimiz kabaca 290-292 dolar bandında. Burası e, işte nereye denk gelir? 9400-9500 bölgesine denk gelir. Buralara kadar geri çekilmeler olabilir endeksteki o TL bazlı senaryo gerçekleşirse ama 322 doların üstüne tekrar atabilirsek endekste yine yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Şimdi hemen bankalara bakalım. %3'ün üzerinde artı vardı ama geçtiğimiz hafta haftalık kayıp 106 aşmıştı bankalarda. 14549 puandan günü kapattık ama 16 binlerde yine geçtiğimiz haftalarda görülmüştü. Evet. Teknik grafik ne söylüyor burada? Şimdi burada birkaç aydır sizinle aynı kanal grafiğini takip ediyoruz. Burada bir değişiklik yapmadım. Dün tepki aldığımız yer 34 günlük ortalama. Oradan tepki aldık. Şimdilik görüntü çok fena değil. Bankacılık endeksinde en önemli yakın direncimiz 15 bin seviyesi. Üst kanala tekrar çıkacağımız alan burası. 15 bin üzerinde kapanışlar alabilirsek düşen attığımız 15 bin 300'lerden geçiyor. Hı. Buraya kadar tepki yükselişi devam edebilir. Ama 15 bin 300 üzerinde kapanışlar alabilirsek bankacılıkta da yön yukarı döndü diyebiliriz. Ve 17 binler 18 binlere doğru hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Şimdi ana endekste BIST yüzde düzeltme 55 günlük ortalamaya kadar gelmişti. Bakın bankacılık endeksinde 34 günlük ortalamadan tepki aldık ve e, 21 günlük ortalamanın da üzerinde kapattık. Yani görüntü burada iyi. Hani diyoruz ya yılın ikinci yarısında bu ilk beş aydaki sektörler gitmeye devam eder mi etmez mi sorusu. E, teknik anlamda hala çok güçlü duruyorlar. Demek ki yılın ikinci yarısında da ilk beş ayda güçlü olan sektörler yılın ikinci yarısında da güçlü olmaya devam edebilir. Şimdi o sektörlerden biri yani yılın ilk yarısında güçlü olan sektörlerden biri holdinglerde ama evet. son dönemde orada da biz geri çekilmeleri gördük. Biraz oraya da bakalım. Bu arada yabancı. Artık satış pozisyonunda yani 500 milyon dolarlık bir satışı vardı e, geçtiğimiz haftaki rakamlarda. Tabii holdingler tarafından da bunun etkisini gördük sanki. Evet, burada tabii en önemli etken Koç e, Holding, özellikle hı hı. akabinde Sabancı Holding'de de geri çekilmeler gördük bilanço sonrası. Ama Koç Holding'deki düşüş çok daha sert oldu. E, onun ciddi etkisi var. Geldiğimiz noktada. ...50 günlük ortalamanın altına sarktık... ...9400'lerden geçiyordu... ...100 günlük ortalamamız... ...kabaca 8900'lerde... ...şimdilik en yakın desteğimiz burası... ...ana trendimiz... ...8200'lerden geçiyor... ...Mayıs ayından gelen ana trendimiz... Hı hı. ...eğer 100 günlük ortalamada tutunamazsak... ...sarkma devam ederse... ...yani 8900 bölgesinin altında... ...sarkmalar devam ederse... ...trend desteğine kadar geri çekilmeler olabilir... ...şimdilik orayı takip edeceğiz... ...burada... Yön yukarı ne zaman döndüreceğiz? diyeceğiz? 9.650-9.700 düşen trendimiz kırıldığında yön tekrar yukarı dönecektir. Ee, burada dediğim gibi özellikle Koç Holding ve Sabancı Öldük özelindeki satışların çok ciddi baskı yarattığını gördük. Ee, şimdilik altta 100 günlük ortalamayı yukarıda da düşen ana trendi takip edeceğiz ama burası da endeks toparladığında çok hızlı toparlayacaktır Hı. diye tahmin ediyor. Şimdi hemen sigortaya bakalım. Yılbaşından bu yana en fazla değer kazancını konuştuğumuz sektörlerin başındaydı. Kademeli faiz artışı sigortalara yarar derken bilançolarında da aslında bunun sinyallerini evet. takip etmiştik. Ne dersiniz oradaki endeks için? Evet, Nisan'ın başında bilançoların gelmesiyle Hı. birlikte sert bir hareket gördük sigorta tarafında. bu ortam devam ettiği sürece yüksek faiz ortamı, reel getiri ortamı ...devam ettiği sürece sigortacılık tarafı olumlu etkilenmeye devam edecektir. E, geçtiğimiz haftalarda bu endeksle ilgili çok soru aldım. O yüzden bu hafta bunu ekledim. Onu da söyleyeyim. E, şimdi elinde olan ne yapacak? Şu kanalı takip edecek. Bu kanal aşağı kırılmadıkça sigortacılık endeksinde yön yukarı diyebiliriz. Kabaca 64.300'lerden geçiyor şimdilik. E, kanal kırılmadığı sürece yön yukarı. Ama burası yılın ikinci yarısı da e, finansal anlamda, bilançosal anlamda destekleyecek ortam var... Bilançolar iyi gelmeye devam edecektir. E, o yüzden buranın güçlü kalması beklenebilir. Ama trend desteğimiz önemli. Kanal aşağı kırıldığında belki kar realizasyonu yapmak gerekebilir. Yatırımcılar e, trend desteğini 64.300'leri Yakinen takip etsinler. Şimdi ulaştırmaya da hemen bakalım. Dün en fazla değer kazancını konuştuğumuz sektörlerden birinde ulaştırmada vardı. Yüzde 1.6'lık bir artı. Tabii karma bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla havacılığı belki ayrı konuşmak lazım. İşte yaz sezonuyla, turizm gelirleriyle, e, turist girişiyle birlikte. E, ne demek lazım ulaştırma için? Şimdi ikiye ayırıp konuşalım o zaman. Birincisi bu ulaştırma, hı hı. E, taşımacılık vesaire yurt içi diyelim. E, havacılığı ayırarak söyleyeyim. Hı hı. Orada bilançoları iyi gördük. Büyüme beklentileri çok pozitif şirketlerin. E, şirket üzerinde de ciddi fiyatlamalar gördük. Havacılık tarafı bir miktar daha geri kalmış gibi görünüyor. Şimdi ulaştırma endeksi aralıktan gelen kısa vade trendimizi pazartesi günü kırıp altında kapatmıştı. Ama dün tekrar üstüne attı. Şimdi burada tutunabilecek mi tutunamayacak mı onu takip edeceğiz. Yakın desteğimiz 55 günlük ortalama 33.800'lerde. E, buranın altına tekrar sarkıp kapamalar gelirse... E, 32 binlere, 32.500 bin lere kadar geri çekilmeler olabilir. E, dün kontrol ettim, fonların en çok nasıl diyelim hisseyi bünyesinde barındıran fon sayısı en çok havacılıkta. Pegasus ve Türk Hava Yolları e, birçok fonun içinde var şu olan, evet, en fazla Pegasus ve e, Türk Hava Yolları'nın içerisinde barındırıyor. Evet, yani şöyle söyleyelim, hisse senedinin içinde bulunduğu Gizli fon sayısı. Siyasal fonlarının içerisinde en fazla en çok, havacılık. evet, havacılık var. O yüzden havacılık tarafıyla ilgili pozitif pozitif olmaya Hı -hı. devam edeceğiz. Hı -hı. Hem sezon geliyor, hem turizm tarafı iyi gidiyor. Ee, burada endekste o belirsizlikler ortadan kalkıp endeks yönünü döndüğünde havacılığın çok ciddi anlamda eşlik etmesini ve hatta belki endeks üstü getiri getirmesini de. hedef fiyatlara bakıyorsunuz bugün e, aşağı yukarı %50-55 e, Getiri potansiyeli hedef veriliyor havacılık tarafına. E, bu önemli. O yüzden havacılık tarafı muhakkak portföylerde olmalı. E, ama nereden alım yapacağız? İşte şu e, birkaç gün tepkiyi takip etmek lazım. Özellikle 34.800-34.900 geçildiğinde orada da artık yön yukarı diyebiliriz. Şimdi hemen sınavya da bakalım. Negatif ayrışan tarafta kaldı yine. Yüzde 0.96'lık bir eksi. Yine diyorum çünkü hem bankaların hem evet. de endeksin gerisindeki performansı hep konuşuyoruz. Evet ilk 5 ayda... E, pek gidemeyen sektör. İşte şimdi bankacılıkta düzeltme endekse göre biraz daha güçlü nasıl diyeyim? zayıf kaldı diyelim daha doğrusu. Bankacılık endeksi güçlü kaldı demiştik. Şimdi sigortacılık endeksinde tam tersi bir durum var. geçen sene mayıs ayından gelen trend kırıldı ve altında ikinci gün kapanışını aldık. Burada işler çok iyi değil onu söyleyeyim. 13.750, 13.800 üzerinde kapanışlar gelip tekrar trende dönmedikçe bu hafta içinden bahsediyorum. 200 günlük ortalamamız kabaca 13 binlerde. Buraya kadar geri çekilmeler olabilir. Hı hı. Olursa buralar muhtemelen e, alım için güzel seviyelerdir diye düşünüyorum. Ama tekrar e, trende geri dönebilirsek hafta kapanışını trend içinde yapabilirsek sanayi tarafında da yine bir miktar güçlenme bayram sonrası görebiliriz. E, 13.750, 13.800 bandı bu anlamda önemli yatırımcılar. Bu hafta üzerinde 13.800'leri özellikle takip etsinler. Buranın üzerinde kapanışlar elzem gibi görünüyor. Şimdi pozitif ayrışan sektörlerle banka, holding, sigortayı takip ederken iletişimi Hiç. bir de mutlaka ekliyorduk. Ama dün %2.87'lik değer kaybı 2403 puandan da kapanış geldi. Evet dün 13 günlük ortalamasını da hafif altında kapattı. Bizim için önemli olan kısım 21 günlük ortalama şu an için. 21 günlük ortalamanın altında kapanışlar gelmedikçe ki 21 günlük ortalamamız işte kabaca 2000 e, 350'lerden geçiyor. 2356 kapanış gelmedikçe çok panik olmaya gerek yok. Ama Ama 2356 kapanışlar almaya başlarsak e, 2170 bölgesine kadar bir geri çekilme olabilir. Burada da işler iyi gidiyor. E, bu sektörde yine fonların içinde güçlü olarak hem Türksel hem Türk Telekom güçlü olarak görünüyor fonların içinde. E, bu alanda da işte enflasyonda çok fazla yorulan sektörlerin başında geliyordu sigortacılık gibi. Burada da işte enflasyonun düşme eğilimiyle birlikte biraz devran bunların lehine döndü. O yüzden yılın kalanında da iyi bilançolar gelecektir diye tahmin ediyorum ve yılın ikinci yarısında da iletişim sektörünün yine endeksten pozitif ayrışmasını bekleyebiliriz. Şimdi endeksen negatif ayrışan tarafta yine gayrimenkul endeksini sıkça konuşuyoruz. 2773'ten bir kapanış vardı ama burada vizal 3200'ün üzerindeki işlemleri de şubat ayına geldiğimizde konuşur vaziyetteydik. Şimdi ne noktadayız? Evet, burada da sanayiye benzer bir görüntümüz var. Ee, geçen sene mayıs ayından gelen trendin altında kapanış aldık. Şimdi gayrimenkul endeksimiz için 2800 diyelim. Trend direncimiz şu an. 2800 üzeri tekrar kapanışlar almadıkça 200 günlük ortalamamız olan 2700'lere kadar, 2680'lere kadar geri çekilmeler gözlenebilir. Hı hı. Ama trende tekrar dönersek bu sefer de 2900'lere e, düşen trendimize kadar hareketlilik devam edebilir. E, yeni oyuna girecek yatırımcılar ya 200 günlük ortalamaya düşüşü beklesinler ya da tekrar trende trend üstü kapanışların gelmesini beklesinler. Burayla ilgili yılın ikinci yarısında pozitif olduğunu söylemiştim. Çünkü e, faizler birkaç haftadır bunu konuşuyoruz sizinle muhtemel tepeleri gördü. Artık yavaş yavaş piyasa faizleri aşağı gelmeye başlayacaktır. Bu tabii ki mevduatta reel getiriyi etkilemeyecektir onu söyleyelim. Ama öte yandan hem faizlerin aşağı gelecek olması hem gayrimenkul tarafında devletin attığı adımlar, değil mi o fon olayı vesaire, yani arzın artacak olması bu anlamda burayı besleyecektir diye tahmin ediyorum. Proje gayrimenkul yatırım fonlarından evet. bahsediyorsunuz. E, bu alanı destekleyecektir. Belki yani 2025'te çok daha iyi olabilir Hı -hı. bu anlamda sektör diye düşünüyorum ama yılın ikinci yarısı özellikle faizlerin de geri çekilmesiyle birlikte e, burada şey algılanmasın yatırımcılar tarafından. Merkez bankası faizleri indirmeyecek tabii ki o o sonanın konusu Hı -hı. ama piyasada faizler geri gelmeye devam edecektir. Olumlu etkilenecektir diye düşünüyorum ama alım için ya 200 günlük ortalamalara teması takip edeceğiz ya da trende geri döndüğümüzü görmemiz gerekir.